Mesela Hazreti Peygamber Miraç'ta kim bilir ne yaşadı? Bunun bir de farklı alemler, farklı boyutlar, işte ruhlar alemi, misal alemi, hayal alemi, onların da içinde olduğu bir bakış açısını nazara aldığımızda, o zaman şimdi bu gavvas dalgıçların durumunu tahayyül edebiliyor muyuz? İşte az önce hani göstermeye çalıştığım her bir şey o gavvas dalgıçların bir örneğini teşkil ediyordu. Ama hiçbirinin bakışı bu yüksek kuşatıcı bir bakışı içine alamaz. O zaman işte burada hakikatin hakikaten denizi olan Kur'an ayetleri bu definenin bir gavvası ama bütün o işte en Samanyolu galaksisi, bütün galaksiler onların da ötesinden gelen bir bakış ile yeryüzündeki bir çiçeği tanımlıyor. Veya bir arıyı tanımlıyor, bir karıncayı tanımlıyor, bir efendim dağı tanımlıyor, insanı tanımlıyor. Şimdi o tanım ile olaya bakıldığındaki tablo, bir de buradan insanın işte gözü, kulağı, ondan sonra bunların nasıl çalıştığı, hücreleri, genleri, buradan yaklaşarak olayı tanımlama noktası birbirinden çok farklı. Dolayısıyla o defineyi tam ihata edecek bir bakışa ihtiyaç var. O zaman üstad diyor ki, yok biz bilime şöyle bakarız, yok biz bilime böyle bakarız. Bu nokta bir kere sıkıntılı bir nokta. Biz hakikati nasıl anlarız ona bakarız. Bilim adamı eğer Kur'an'dan faydalanması gerekiyorsa faydalanacak. Bu hocanın işidir, caminin işidir yaklaşımı tamamen o bilim adamının hakikate ulaşabilmesini engelleyen bir nokta. Ve İslam dünyasında da böyle bir yanılgı içerisine girilmiş mi? Evet, girilmiş. Yani işte Bediüzzaman'ın farklılığı, neden manayı, harfi bakışı bu kadar önemli? Burada bu kilit noktada yatıyor. Ve bunu idrak etmeyen bilim adamı, işte az önce arkadaşlarımız aklın nuru ve vicdanın ziyasından bahsettiler. Bunu idrak etmeyen bilim adamı şu hakikatlere kapalı kalıyor ve laboratuvara hapsoluyor ve kesrette boğulmak dediğimiz durumu yaşıyor. Bu durumu fark etmeyen din adamı da caminin dışına çıkıp da şu tablonun büyüklüğünü, kainatın azametini, varlığın inceliklerindeki güzellikleri göremez hale geliyor. Dolayısıyla bütün mesele işte bir zaman Hülagü'nün galiba işgali esnasında dalin mi dalin mi tartışmalarıyla insanlar bunlarla meşguldü diye bir şey aktarılıyor. Evet bu önemsiz demiyorum ama Kur'an sadece bununla sınırlı değil. Hatta bu Kur'an'ın hakikatinin içerisinde çok küçük bir cüz. Yani biz şu azameti gördüğümüz zaman bilim ve Kur'an bağlantısını o zaman doğru yere oturtabiliriz.